Herkese iyi akşamlar. Öncelikle mübarek Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, ülkemize huzur, barış getirmesini, dünyanın farklı farklı yerlerinde zulüm gören bütün Müslümanlara da huzur, bir an önce barış getirmesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Maçtan önce de söylemiştim, bizim için olmazsa olmaz, kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibimiz için de keza aynı şekilde öyleydi. Maçın ilk yarısı itibariyle belki de toplam senenin en kötü ilk yarısı olabilir Fenerbahçe'miz adına. Bu anlamda rakibe pozisyon verdik. Sadece iki kere şut atabildik. Bizim için ciddi anlamda hayal kırıklığı olan bir ilk yarıydı. Fakat ikinci yarıda oyuncuların isteği, arzusu, enerjisi, sahaya koymuş oldukları Fenerbahçelilik duruşuyla çok net bir oyun ortaya koydular. 8-9 tane çok net pozisyona girdik. Değerlendirdiklerimiz oldu, değerlendiremediklerimiz oldu ama bugünün gerçekten bizim adımıza çok önemli bir galibiyet olduğunu söylemek istiyorum. Tüm camiayı ayağa kaldıracak ve aynı zamanda yeni hedeflere, hayallere ulaştıracak kadar ciddi bir sinerji oluştuğunu düşünüyorum sahadaki oyuncularımın vermiş olduğu özveriyle. Onların hepsine teker teker teşekkür ediyorum. İnşallah Fenerbahçe'mizin yolu açık. Çok güzel günler olacak. Biz çok büyük cümleler kullanmadık. Sadece sezonun sonuna kadar elimizden gelen bütün mücadeleyi verip sonuna kadar bu işi taşıyacağımızı söylemiştik. Allah da çok şükür sözlerimizi yerde koymadı. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle sonunun güzel olacağına inanıyoruz ve bütün takımımıza, bütün oyunculara güveniyoruz. Buyurun Erkan. Hocam tebrik ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. 2012-2011 sezonu aklıma geldi. Andre Santos'un attığı gol Gaziantep'e. Siz de o maçta sahadaydınız. Evet. O gol Fenerbahçe'ye şampiyonluğu getirmişti sezon sonu. Bu golde onun habercisi diyebilir miyiz? Son dakika gol diyelim. Şampiyonluğun habercisi olur herhalde. İkinci sorum da Emre Belezoğlu teknik direktörlük kariyerine 8 maç 6 galibiyet 2 beraberlikle başladı. Şöyle bir araştırdım, yanılmıyorum sanırım. Son 8 haftada en başarılı teknik direktörü sizsiniz. Fenerbahçe'ye gider son 8 haftada. Kendi performansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonundan başlayayım. Kendi performansımı Büyük Fenerbahçe camiası ve taraftarı değerlendirsin isterim. Ben elimden geldiğince sahadaki göstermiş olduğum özveriyi, inancı sahanın kenarında da şu an bana verilen görev itibariyle de göstermeye çalışıyorum. Allah da gerçekten skorlar da bizle beraber. Bu anlamda da çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. İnşallah devamı gelir. İlk kısmıyla alakalı da yani ben hayatta tesadüflere inanmıyorum. Özellikle şampiyonluk yolunda bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor. Ve kadere etki ediyor. Zaten inandığınız yolda yürümek ve bir şekilde kader kapılarının açılması için de mücadele etmek ve istemek gerekiyor. Bugün Fenerbahçe takımı maçın ikinci yarısında bunu net bir şekilde herkese gösterdi. Sonuna kadar da yoluna devam edeceğini herkese hissettirdi. Taraftarımıza, camiamıza bu anlamda ciddi anlamda bir motivasyon ve mutluluk verdiler diye düşünüyorum. Bir kez daha bütün oyunculara, herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti de Büyük Fenerbahçe taraftarına, yarın Anneler Günü ülkemizdeki bütün güzel annelerimize ve tabii ki öncelikli olarak da bütün Fenerbahçeli annelere armağan etmek istiyorum. Başka soru var mı? Buyurun. İhlas Haber Ajansı'nın evi yetişti. Fenerbahçe sezon başından bu yana forvetlerden istediği verimi almadı bir türlü. Ceza sahası içinde son vuruşlardaki eksiklik göze çarptı. Ki bu maçta da birlikte ikinci yarı göze çarptı bu eksiklik. Bu konu hakkındaki yorumunuz nedir? Ben oyuncuların arzusu isteğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tarz maçlarda evet pozisyona girmek değerlidir ki çok pozisyona girdik maçın ikinci yarısında. Rakip sadece bir kere olmak itibariyle geçişten bir pozisyona girdi. Ama ilk yarısında maçın rakibimiz bizden çok daha üstün bir oyun oynadı ve pozisyonlara da net girdi. Ben yani takımımızdaki önde bulunan bütün oyuncuların becerili ve iyi niyetli oyuncular olduğunu düşünüyorum. Ama futbolda bazen topun içeriye girmesi için çok daha istemeniz gerekiyor. Ve son dönemde de bence o bölgede kullandığımız oyuncular elinden geldiğince skora da katkı yapıyorlar. Bizim için mutluluk verici. Hepsinin performansını arttırmak da öncelikle benim, sonra bizim ekibimizin görevi. Bunun için de çalışmaya devam edeceğiz son bir haftada. Başka soru yoksa basın tribünden bir tane soru var hocam. Devrimiz Engi Beyaz TV. Hocam zirvedeki sonuçlardan sonra Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını değerlendirebilir misiniz?
İlk gün söylediğim gibi sonuna kadar mücadele ve sonunun inşallah iyi olacağına, güzel olacağına inanıyorum. İnanıyoruz cami olarak da. Ben bugünün gerçekten bizim camiamız, kulübümüz adına çok önemli bir gün olduğunu düşünerek bir kez daha sözlerimi, Allah izin verirse sonu güzel olacak. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Evet. İlk 45 dakikada aslında 30 dakikalık bölümde ikinci, üçüncü golü bulabilirdik. Hem oyuna iyi başladık, golü bulduk. Golden sonra da net pozisyonlarımız var. Ozan'ın sağ bekten orta sahaya girmesi, Gökhan'ın sağ beke gelmesi beraberlik golünü getirdi. Ki o dakikalarda mutlaka ikiyi atmamız gerektiğini hem düşündüm hem oyuncularımızla da istişare halindeydik. Pozisyona da girdik. Yani büyük bir şanssızlık. Belki bugün Alper hem birinci devre hem ikinci yarı ligin kahramanı oyuncusu olabilirdi. Güzel bir gol attı. Pozisyonlara girmesi aslında önemli. Biraz şanssız. İkinci yarı da vurduğu top kaleci kontrpiyede kalmasına rağmen ayağıyla çıkardı. Aslında ikinci yarı hem oyunu kontrol etmek istedik. İbrahim'in sakatlanıp oyundan çıkması, daha sonra da oraya aldığımız oyuncular ve oyunun uzatma dakikasında merkezi 3 stoperle kapatıp oyunun bize dönmesi gerekirdi. Yani Fenerbahçe her haliyle oyunu riske ederek hücum yapıyor. Orada bir iki topu, bir iki pas yapıp defansın arkasına sarkacak hem boş alanlar oldu hem de kaptığımız topları iyi kullanabilirdik. Maalesef yediğimiz golde içeride fazla olmamamıza rağmen pozisyon olarak yanlış yerde iki stoperimiz de yanlış yerde durması golü getirdi. Fevkalade üzgünüz. Müthiş mücadele ettik. Son 3 maça bakıyorum. 85, 88, 97'de golleri yemişiz. Şimdi 2 tane final kaldı. Mutlaka ikisini de almak zorundayız ama öncelikle Kasımpaşa maçı. Bugünkü oyun bunu gösterdi. Gol de atabiliriz, goller de atabiliriz. Ama oyunun uzatma bölümleri çok dikkat edeceğimiz, orada iyi odaklanmamız gerekeceğimizi de son 3 maçta bize gösterdi. Dolayısıyla fazla söylenecek bir şey yok. Ayağa kalkıp hemen Kasımpaşa maçını nasıl kazanabiliriz, onun planlarını yapıp oradan galibiyetle dönüp son maçı içeride finalle bitirmek zorundayız. Kesin. Kesin. Bu son iki maçta 4 puan kurtarır mı Ankara Gücü'nün sorumu? İkinci sorumda uzatma dakikaları ile ilgili sistemimiz oluyor. Ya şimdi arkadaşlar bakın. Tabii 4 puan diğer takımların alacağı sonuçları. Çünkü biz haftaya 3 puan aldık mı 41 yapıyoruz. Diğer takımların sonuçları ve son maç belki 1 puan belki 3 puan bizi kesinlikle bırakacak. Uzatma dakikalarına bakıyorum. Biz burada bir Denizli maçı oynadık. Kaleci yerden hiç kalkmadı. Vallahi 5 dakikayı zor verdi hakem. Burada mağlup olduktan sonra niye 7 dakika demek de istemiyordum. Rakip zaten 9-10 dakika bekledi. Belki bizim kalecimizin yerde sakatlandığı pozisyonu demiştir ama orada da 7 dakika olmaması lazım. 7 dakika aslında bizim lehimize bir şey. Niye lehimize? Maç 1-1. Fenerbahçe gol atmak zorunda. Burada topu kontrol edip 2 pas yaptığında golü bizim atmamız gerekiyor. Ama zaman zaman oyuncu kaliteleri önemli. İbrahim'in oyundan çıkması bizim adımıza şanssızlık. Alper'in oyundan çıkması bizim adımıza şanssızlık. Yani bu iki oyuncuyu oyunda tutabilsek. Çünkü topa basıp ve son pası, kilit pasını çıkaracak oyuncu grupları. Dolayısıyla fevkalade üzüntülüyüz. Yani içeride şimdi çocuklarla beraberiz. Ama bu işe ant koyduk. Yani bu oyun, oynadığımız oyunlara baktığında oynadığımız oyun aldığımız puanlara asla yansımıyor. Şimdi bakıyorsun içeride oynadığımız Gaziantep maçı var. Deplasmanda oynadığımız Büyükşehir maçı var. Bu Fenerbahçe maçı. Bunlar puanlara yansıması gereken maçlardı. 3 puan olsa 41 yapıyorduk.
Ama maalesef yansımadı. Bu demek değildir ki yansımayacak. Biz bunu yansıtacağız. Ben buna inanıyorum. Fazlasıyla inanıyorum. Mutlaka o futbol şansı da, goller de gelecek. Yani böyle net pozisyonları da harcamayacağız. Ben oyuncularıma güveniyorum.